Kim korkuttu sizi bu kadar? Söyleyemedim de. Bilmiyorum neden korktuğumu bu kadar ben de anlamadım ama 9800'dür belki. Evet Hasan Bey gerçekten. Hasan Bey niye böyle yaptınız? Bizi ne hale koydunuz? Bir de ilk başta olunca daha çok böyle şey olduk. Ne yapsın efendim? O da sizden ürkmüş demek ki 9800 puanı koydu kenara. Değil mi? Doğru. Yoksa yani mantıken ben rahat rahat şampiyon olurum, 8000'de de olurum, 9000'de de olurum dese daha mütevazı bir sonuç alırdı. 9800'ü hafta finaline saklardı. Şimdi hafta finaline geldiğinde 2,5 dakikada 9800 yapmış dediklerinde bilenecek rakipleri de ona. Bunu istemez de Hasan Bey. En güzeli siz 9800 yapın, Hasan Bey de rahatlasın. İnşallah. Yapar mıyız? Bakalım. Neden yapmayalım? Neden yapmayalım? Evet. Heh. Şimdi biraz da kendinizi anlatın bize. Çünkü ciddi uğraşlar içerisindesiniz siz. Okuyorum şu an. Anestezi okuyorum. Aynı zamanda çocuk gelişimi bölümünde çap yapıyorum. Çift anadal. Radyoterapi bölümünden mezunum. Bakalım bu yıl... Önünüze ne geldiyse okumuşsunuz siz. Öyle inşallah. Oldu biraz. Bravo. Bakalım mezun olunca neler olacak bilmiyorum henüz. Kendim aslında mutfak alanında da geliştirmek istiyorum. Bir taraftan. Evet. Diğerleri hadi birbiriyle bağlantılı evet, dallar. Mutfağa ilgi? İlgim var. Evet yemek yapmayı seviyorum. Tatlı yapmayı çok seviyorum. Mesleğe dönüştürebilirim diyorsunuz. Evet yani. Neden olmasın? Hadi bakalım. Ümit ediyorum ki arzu ettiğiniz şekilde umarım. Gelişir her şey. Ümit ediyorum burada da arzu ettiğiniz umarım. Şekilde gelişir her şey. Bu heyecanla da olur. Hilal Hanım. Ne heyecanlı yarışmacılar geldi. Heyecandan bayılacak gibilerdi. Döktük kolonyayı 9800 aldılar. Kolonya da duruyor işte. Tamam mı? İhtiyacınız olduğunda kolonyayı da kullanın. Tamam. Beni de kullanın. Benjamin'i de kullanın. Ama mutlu olacağınız bir sonuçla ayrılın. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman geliyor ilk sorumuz. Diğer kelimelerin arasına girip birbirleriyle ilişki kurduran kelime türü. İlgeç de derler ama şu dört harfli daha yaygın kullanılır. Diğer kelimeler. Mesela zabaha kadar buradayımdaki e kadar bir ilgeçtir. Diğer kelimelerin arasına girip birbirleriyle ilişki kurduran kelime türü. Başka kelimelerin arasına girip birbirleriyle ilişki kurdurtuyor. Ne? Zarf. Zarf değil. 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 Zarf değil. 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 Ne? Harf almadan çözersiniz bunu. Diğer kelimelerin arasında gibi birbiriyle ilişki kurduran kelime türü. İlgeç. Heh. İlgeç. İlgeç. Diğer kelimelerin arasında... Sabaha kadar ders çalıştım. E kadar. Bundan başka söyleyeceğim bir şey yok. Buradaki başka. O gerçek ilgeç değil aslında. Edat. Edat gayet güzel. Ne güzel oldu. Evet. Zorlu soruydu, güzel atlattınız. İkincisi çok kolay. Yeşil elde etmek için maviye katılan renk. Sarı. Bugün de giymişsiniz sarıyı. Evet. Tamam. Şimdi bir hastalığı soruyoruz size. Pek hastalık gibi bir ismi yok ama. Yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık. Söndürülmüştür bu illet aslına bakarsanız. İşte aşılama kampanyalarıyla şunlarla bunlarla ama hala hatırlatıyor kendisini. Yüzde izler bırakıyor. Önemli olan kısım o. Çiçek. Çiçek hastalığı. 500 puan. 5 harfidir tek kelimedir. Azıcık naftalin kokar ama kullanılıyor yaygın. Bir taraftan bakalım. Da unutulmuş bir kelime değil. Görelim. Çok gerekli ve vazgeçilmez anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Yani bu işi yapmak şart oldu. O malzeme bize çok lazım. Lazım. Aynı kökten geliyor lazımla. Harf alayım. Almayın. Alırsanız vazgeçtiniz demektir. Bakın lazım kelimesiyle lazım. Aynı kökten geliyor. Çok lazım. Mutlaka burada olmalı. Lazım. Kullandığımız bir kelime mi kullanıyoruz, acaba? Kullanıyoruz. Yani kullanılıyor. Süre. Durduracak mıyız harf mı alacağız? Harf alayım. Vazgeçtik harf alacağız. Lazımla aynı kökten geliyor. Yani sessiz harfleri burada da görürsünüz. Lazımın sessiz harflerini burada da görürsünüz. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Lazımın bilmiyorum. Ortadaki Z'si. Ama bu E ile başlıyormuş. Belki de duymadınız bu kelimeyi. Olabilir. Alalım bir harf alayım. Elzem. Neydi? Elzem. Elzem.